Darwinistler neleri düşünmezler? İnsan bedenindeki 100 trilyon hücre her gün eksiksiz bir biçimde kontrol edilir. Bu hücrelerin eksiklikleri belirlenir, ihtiyaçları karşılanır ve hücredeki atıklar hiçbir hata yapmadan gerekli yerlere taşınır. Her bir hücre bilim adamlarının benzetmesiyle New York şehri kadar kompleks bir yapıya sahiptir. Hücrenin içinde enerji üreten santrallerden, protein üreten fabrikalara, ham maddeleri taşıyan kargo sisteminden, DNA'yı tercüme eden şifre çözücülere, haberleşme sistemine kadar birçok yapı kusursuz bir organizasyon içinde sürekli faaliyet halindedir. Darwinistler tesadüf iddialarını öne sürerlerken her gün 100 trilyon hücredeki eksiklerin tespit edilip giderildiğini, ihtiyaçların karşılandığını ve bu sistemin hiçbir hataya yer vermeyecek şekilde son derece kontrollü olarak işlediğini unuturlar. Darwinistler hücredeki mükemmel kompleks yapıyı ve bu sistemin eksiksiz çalışması gerektiğini düşünmezler. Darwinistler gözün tesadüfen meydana geldiğini öne sürerken indirgenemez komplekslikte bir organ olduğunu ve 40 temel parçasının hepsinin bir arada var olmadan ve uyum içinde çalışmadan işlevini yerine getiremediğini, bunun da evrim teorisinin iddialarını ortadan kaldırdığını düşünmezler. Günün her saniyesi kanınızda kaç gram su bulunduğunu ve dokularınızdaki su oranını hesaplayabilir misiniz? Tabii ki hayır. Hiç kimsenin vücudunda bulunan su miktarını ölçmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü her insanın bedenine, vücudunda bulunan su miktarını ayarlayan ve düzenleyen çok özel bir sistem yerleştirilmiştir. Beynin hipotalamus bölgesindeki özel algılayıcılar her saniye kanınızda bulunan su miktarını ölçerler. Eğer su miktarında bir düşme tespit ederlerse hemen alarma geçerler ve gerekli önlemler alınır. Bu sistemin detaylarını inceleyecek olursanız müthiş bir mühendislik ve planlama harikası ile karşılaşırsınız. Eğer vücudunuzda bu özel sistem yaratılmamış olsa kanınızdaki su yoğunluğu ne kadar düşerse düşsün sizin bundan haberiniz olmayacak ve bir süre sonra farkında olmadan susuzluktan ölecektiniz. Darwinistler hipotalamusta bulunan algılayıcı hücrelerin 24 saat boyunca vücuttaki su miktarını kontrol ettiklerini, eğer bir düşüş tespit ederlerse hemen buna önlem aldıklarını ve bütün bunların tesadüf kavramı ile açıklanamayacağını düşünmezler. Darwinistler bir dinozorun sineği yakalamaya çalışırken kanatlandığını iddia ederken, sineğin zaten mükemmel bir kanat ve uçuş sistemine sahip olarak saniyede 1000 kere kanat çırpıyor olduğunu düşünmezler.